Efendim iyi akşamlar. Bir spor saatinde daha sizlerle birlikteyiz. Evet bugün teke tek bir program olsun istedik. Konuğum teknik direktör Sayın Mehmet Hünkaroğlu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Evet. Hünkar hocamla Hatayspor'umuzu konuşacağız. İlk maçını biliyorsunuz geçen yılın şampiyonu Galatasaray'la oynadı. Deplasmanda İstanbul'da. Ve 2-1 mağlup oldu. Yani bunları geniş geniş konuşacağız hocamla birlikte. Bu arada soru ve görüşleriniz varsa yönetmenim alt bant olarak veriyor zaten. 535-713-31-93 nolu WhatsApp hattına lütfen soru ve görüşlerinizi atın. Biz de buradan hocamıza söyleyelim veya görüşünüzü okuyalım sevgili izleyenler. Evet programımıza başlıyoruz Hünkar hocamla. Bir saat yani 70 dakika birlikte olacağız. 1 saat 10 dakika birlikte olacağız. Hemen programa başlayacağız. Bir duyuruyla bir başlamak istiyorum. 18 Ağustos Pazar günü Altınözü Yunushan Mahalle Muhtarlığı'nın ve Değer ailesinin katkıları ile Gelinler Dağı'nda 150 bin liralık ödüllü bir aba güreşi var. Evet, Yunushan Mahallesi'nde Altınözü'nün. Evet, Gelinler Dağı'nda 150 bin liralık ödüllü bir aba güreşi var. Bu aba güreşine Türkiye'nin dört bir tarafından güreşçiler gelecek, katılacak. Sadece Hatay değil, Türkiye'deki sayılı aba güreşçileri de gelecek. Ödül büyük çünkü. 150 bin liralık bir ödül var. Tabii ki boy boy, kilo kilo bunlar paylaşılacak. Ayrıca güreş öncesi de Gelinler Dağı'nda mağara evler var. Onlar da bir gezinti düzenlenecek muhtarlık tarafından. Evet, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve daha doğrusu Murat Dora kardeşime de teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Evet Galatasaray maçına dönelim hemen Hünkar hocamla. Onu bir analiz edelim. İlk maç, ilk heyecan. Evet bir ara ne güzel öne geçtik ama ardından iki gol tartışmalı pozisyonlar vardı denildi sosyal medyada. Onlara hocam cevap verecek. Hocam Galatasaray maçı. Sizce ilk maç, ilk heyecan nasıldı? Hatayspor'u nasıl buldunuz? Bize bir maçı analiz eder misin? Tabii ki. Öncelikle bu yeni yönetimle birlikte bir Hatayspor'a kısmen değinmek istiyorum izninizle. Levent Mıstıkoğlu başkanlığında oluşan yeni yönetime başarılar diliyorum. Ama o konuyla alakalı bir konuyla ilgili üzüntülerimi de belirtmek istiyorum. Eski yönetimden kalan 525 milyon borcum yeni yönetime ne kadar yük getirdiğini tahmin edersin. Biz transferde de bunda tıkanabiliriz. Ama merak ettiğim nedir? Şimdi 525 milyon para eski yönetim tarafından hep merak ediyorum. Nereye harcandı diye merak ediyorum. Yani taş üstüne mi koydun? Ne bileyim bir akademi okulu mu açtın? Tesis mi? Tesisleştin mi? Hiçbir şey yok. Buna rağmen yeni yönetimde bunu nasıl kabullendi, nasıl ibra etti? Onun merakı içerisindeyim. Yani böyle bir para nereye harcandı ki 10 yılda? Hiçbir şey yok. Yani çivi çakılmadı desem yeri. Geçen Ayhan bunu çok iyi açıkladı Ayhan Kaya. Yani doğru konuştu çocuk. Yani bu para nereye gitti dedi. Ben de aynısını söylüyorum. Yani 525 milyon büyük para Ömer. Ve bu para nereye gittiğini kimse söylemiyor. Yeni yönetim de maalesef bunu ibra etti yani kabul etti bu borcu. Bu borcu kabul etmedi hocam. Ya bilmiyorum. 153 onu. Milyonu ibra etti. Ha, sonradan mı çıktı bu? Tabii sonradan çıktı bunlar hocam. Ha. Çünkü denetleme kurulu raporunu seçim günü, kongre günü getirdi, koydu. İşte bu olay dedi.
Ya zaten alacak verecek bu dedi. Ömer, denetleme yani kurulu zaten hep belediye çalışanları. Yani memur tipli arkadaşlar. Yani onların herhangi bir gücü yok. Yani şeyi de karşı çıkma durumları da yok. Yani onun için onaylanmıştır ama yeni yönetim 525 milyon olarak onaylamadı mı? Sonradan mı çıktı bu para? Sonradan çıktı hocam. Yani çok üzüntü verici bir şey. Evet. Yani bu para şimdi ne desem yani beddua etsem olmaz. Yazık bu paraya. Yani 525 milyon büyük para ya. Hatayspor'un parası herkesin kursağında kalır yeğenlerinden. Onu söyleyeyim sana. Kursağında kalır yiyemezler. Yazık. 525 milyon bu parayı yani ne yaptınız arkadaş ya? Hiçbir şey yapmadınız ya. Baktığın zaman şöyle geriye hep eleştirdiğimiz konu al bu da hala da çıkabilirmiş borç. Ben bunu belirtmek istedim. Sonra konumuza döneriz. Evet. Şimdi tabii merakla beklediğimiz yeni yönetim, yeni hocayla birlikte merakla beklediğimiz Hatayspor'u Galatasaray önünde izleme fırsatı bulduk. İki tane yeni transferle birlikte aşağı yukarı kadro aynı. İşte kalede Erce'ydi. Geri dörtlümüz Burak Yılmaz'la Klima ikilisi, kaptan Çörekçi Cemal'i. İleride gene de ben aslında beğendiğim Stramberg, yani beğendiğim bir santrafor ama bu maçta çok verimsizdi. Yani kendini göstermedi ama neticede Galatasaray'a karşı oynuyor. Buna rağmen Özhan Hoca'nın dediğinden yola çıkarak benim de gözlemim o. Galatasaray ikinci bölgede karşıladı. Kazandığı topları da uzun toplarla Galatasaray'ın arkasına atarak baskı yaptı. Bunun da sonu semeresini aldı bana göre. Bir de bana göre şunu yaptı. Geriden pas yaparak çıkmadı. Çünkü Hatayspor geriden geçen yıllardan beri söylüyordum. Bizim geri dörtlüde pas yaparak çıkma kalitemiz yok. Bu bir gerçek. Özhan da bunu gördü. Bence öyle oynadı. İşte sürüklediği Pedro'nun kovalayıp kazandığı bir topta. Kaleye vururken zaten o gol olmazsa bence penaltı olabilirdi. %100. Evet. Fernandes topu takip etti akıllı bir şekilde. Zaten o maçta çok Fernandes'i bu yıl çok beğendim. İnşallah böyle devam eder. Ve golü attı. Esas Özhan Hoca'yı eleştireceğim yer şu. Ya son 20 dakikaya 15 dakikaya gelmişsin. Maç 1-0. Galatasaray bir şekilde gol atamıyor. Yani avuta atıyor, gol kaçırıyor. Tabii ki Erce'nin olağanüstü kurtarışları var. Şimdi o ara Galatasaray Batshuayi yani çift santfora döndü. Ve sen yani iyi bir analizcisin. Yani hiç onu görmedin mi? İkinci bir santforun oyuna girdiğini, Kerem'in oyuna girdiğini görmedin mi? Görmüş olman gerekir veya yanındakiler ikaz eder seni. Sen üçüncü bir stoperi oyuna sokmalıydın. Onu yani görebilmeliydin. Çünkü oyun tamamen bir de Hatayspor şöyle yaptı son 15 dakika. Tamamen birinci bölgeye, kendi bölgesine çekildi. Hatta ceza sahası içerisine futbol tabiriyle gömüldü, orada kaldı. Şimdi sen oraya mutlaka şöyle böyle verimli veya verimsiz senin yanında üçüncü bir stoper var, mutlaka vardır, onu oyuna almalıydın. Eğer ben şunu zaten yazımda da belirtmiştim, yani belki Galatasaray bir beraberliği atabilirdi, beraberlik golünü atabilirdi. Ama inanıyorum ikinci golü yemezdik eğer üçüncü stoperle olsaydı. Ona ben şey yaptım çünkü daha sonra bir sonraki gün Fenerbahçe maçı vardı. Baktım Fenerbahçe maçına 1-0 galip ama Demirspor kimle oynuyor biliyor musun? Hani transfer yasağı var onun. Hep kendi genç takımın çocuklarıyla oynuyor. Buna rağmen baskılı oynuyor. Fenerbahçe her an gol yiyebilir. Mourinho ne yaptı? Tüm forvet oyuncularını çıkarttı. Defans oyuncularını güçlendirdi. Yani dedi ki bana göre... Ben işime bakarım. 1-0 bana yeter dedi.
İşte ben de bizde bunu görmek istedim. Daha önceden de zaten fikrim buydu. Ya ben bir sıfır galibim. Yani bir de üçüncü, yani birinci sahada kendi sahamda gömülüyüm. O son 10 dakikayı geçiştirebilmeliyim. Bunun için de mutlaka üçüncü bir stopere ihtiyacım vardı. Onu almadık. Onu almadık. Akabinde işte yandan gelen toplarda biri penaltı. Diğeri de gene yandan kafayla işte zaten voleybol oynuyorlar dedim. Kafa voleybol oynuyorlar dedim. Batshuayi'nin attığı ikinci golle Hatayspor yani en az bir puan alabileceği maçı puansız geçiştirdi. Penaltı penaltı mıydı hocam? %95 bana göre penaltıydı. Dokundu çünkü. Dokundu. Bir de şunu diyeceğim, yani orada Klima çok çabuk bu adam. Bizim defanstaki en çabuk adamımızdan biri. Yani belki orada Burak Yılmaz müdahale etseydi penaltı olmayabilirdi. Ama Klima çok çabuk bir adam. İstedim ki topa dokunsun. Topa dokunmadı. Ayağa dokundu Ömer. Ya bazıları diyor işte hatta ikinci gol için offside falan diyorlar. Yani taraf olabilirsin. Ama yani bir gerçek var. Böyle bir alakası yok. İşte ben de duydum. Yok Batshuayi'nin attığı ikinci gol offside'di falan. Yok asla böyle kendimizi şey yapmayalım. Özkan Hoca da hafif bir sitem etti. Şöyle haklı. Yani %90 dedim ya penaltı. O 10'da yani dedi ki hakem belki vermeyebilir manasında söylemiş olabilir Özkan Hoca. Yoksa ben kendi gözlemim ve diğer yorumcuların da ifadeleri yani penaltı yoksa kıyamet kopar yani. Hatta bunun için de güzel bir şey oldu. Bizim kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu federasyon başkanını ziyaret etti. Hem hayırlı olsun ziyaretiydi bence bu. Hem de ya işte yani biz sahipsiz değiliz. Bizi de gelişi güzel yani düdük çalarak ezmeyin gibilerinden bir sitemkar bir ifade de kullanmış olabilir orada. Bu güzel bir şey yani Hatayspor sahiplidir. Aslında gerek yok. Ben şuna inanıyorum Ömer bak ben şuna inanıyorum. Evet. Türkiye'deki hakemlerin hiçbiri ben inancımı söylüyorum bir spor adamı olarak art niyetli değildir. Yani çıkarsın oynarsın kazanırsın, kaybedersin, hata yapabilir, lehine hata yapabilir, aleyhine hata yapabilir. Ama yani art niyetli olduklarına ben şahsen inanmıyorum. Evet. Bizim hocalarımız da inanmıyor, ben de yani onların da inandıklarını sanmıyorum. Yani böyle bir penaltı olsa bize de çalabilirler diye düşünüyorum. Bir de ilerleyen zamanda daha sağlıklı eleştiriler ve analizler yapacağız. Daha bir erken maç, tabii erken, en az 4 maç sonra hem takımımız hakkında gidişatını ve değerlendirmemiz olacak. Gidişatı ve ne yapabilir, ne yapamaz. Onun hakkında daha sağlıklı bilgi edinebiliriz. Hem de hakemlerin yeni Futbol Federasyonu başkanıyla birlikte neler nasıl davrandığını daha iyi etüt ederiz. Ya bence de Sayın Levent Mıstıkoğlu'nun o şeye... federasyon başkanına gidip yani iyi tabii bir ziyaret jest etmesi oldu. Anlamlıydı Hatayspor açısından. Bir jest oldu yani böyle. Hem jest hem de yani hakemler biraz daha dikkatli olsun yani uyarısı yapıldı yani orada. Biz buradayız. Hatayspor sahipsiz değil demek istemiştir. Aynen. Bu güzel bir şey. Evet. Genel anlamda takımı nasıl buldun hocam? Şimdi, yani benim mücadelesi hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti. Evet. Şimdi zaten, hadi bilerek oynadı. Sen söyledin zaten. Hatayspor mücadelesi ön plandaydı zaten. Kompakt olarak yani takım olarak bölge çok iyi bir mücadele, çok istekli, arzuluydu. Hı. Ama biz teknik adam olarak yani yıllarca baktığımızda genelde Anadolu takımları o üç büyük dediğimiz veya dört büyük dediğimiz takımlara karşı zaten bizim herhangi bir katkı sağlamadan motivasyon olarak futbolcu kardeşlerimiz o takımlara karşı tüm gücüyle oynuyor. Yani o bizi aldatmasın.
Yani Galatasaray maçında olağanüstü bir mücadele gösterdi Hatayspor ama bence de. Bunu şunun için söylüyorum, yani aldanmayalım diye. Ben o mücadeleyi Kasımpaşa maçında da görmek istiyorum. Çünkü o Galatasaray maçına tüm futbolcular hazırlanıyor, vitrine çıkacak. Orada hocanın hadi oğlum hadi aslanım demesine gerek yok. Futbolcu zaten kendine o arena sahasında kendini göstermek yani istiyor. Yani endişeniz mi var hocam? İşte o bir maç olduğu için endişe değil. Yani aslındaki mücadeleyi bu Kasımpaşa maçında beklenti görmek istiyorum. Ha. Yani Galatasaray maçı bizi aldatabilir mücadele yönünden. Ama takım bir ay içerisinde o hazırlık maçlarını bilmediğim için mesela işte Gürcistan'da oynamış, hep yabancılarla oynamış nedense bilmiyorum. Bir İstanbul Spor maçı oynamış herhalde. Onun haricinde hep orada Gürcistan, İran falan yani Azerbaycan'la oynamış. 4 maç. Tabii ki Galatasaray, yani Galatasaray Süper Lig'de lig şampiyonu olmuş geçen sene. Üst düzey futbolcuları var. Ama buna rağmen Hatayspor sadece şeyde zayıf görüldü. Pas yüzdesi Hatayspor'da çok düşüktü. Pas yüzdemiz çok düşüktü. Top tutamadık. Mesela geçen yıl bizde bir Deli Başuru vardı. Sürekli top tutardı, top taşırdı. Bizde pek fazla bu işi yapabilecek şu an bir futbolcu göremedim. Yani top tutan, top taşıyan, pas yapan, yani top bizde baktığımızda %70'e %30 bitmiş. Yani çok arada makas büyük. Evet. Makas çok büyük. Yani tamam mücadele edeceksin de ama yani mücadele ederek de şey olmaz yani. Biraz da top oynayacaksın, pas yapacaksın, top oynayacaksın, kombine ataklar yapacaksın. Bak attığımız gol ne kadar güzeldi. Kombine bir ataktı. İşte bir baktığımızda 40 metre topu sürdü. Pres yaparak topu kazandı Pedro. Ve gol vuruşu Mustera'dan döndü. İleride çoğalma adına bulunan diyelim Fernandez çok rahat ligin ilk golünü attı. Güzeldi yani böyle. Moral aslında şu anki Hatayspor'un morali çok üst düzeyde. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet hocam. Çünkü güçlü bir yönetim var. Ona göre de bence prim vermiş, vaat etmiş. Bu maçta da gene yönetimin gizli kahraman olmasını ben istiyorum, bekliyorum. Yani yönetim Hatayspor'un başarısı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hocaya da bence her türlü toleransı, kolaylığı tanıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü Hatayspor'un başarılı olmasını herkes bekliyor. Ben de çok bekliyorum. Şeyde mesela ilk gol attı diye Fernandez'i geçen seneden beri beğenirdim. Pedro'yu da beğeniyorum. İkisinin uyumuyla gol atması beni çok mutlu etti. Sadece Strandberg yeterince yani gayretli değildi. Topla buluşamadı. Ama yalnız kaldı hocam. Yani evet işte topla buluşamadı diyorum. Hı. Yani sol kanadımız hiç yoktu. Son 20 dakikada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi kenarlardan Barış Alper'i sağ tarafa, Kerem'i de sol tarafa alınca Ahmet Çörekçi'nin önü tamamen boş kaldı. Yani hep ikiye bir kaldı kenarlardan. Solda da Cemal'i tek başına kaldı. Ben dedim ki yani onların önüne bir kalkan olabilecek, açıkta oynayan iki futbolcumuzu koruyacak ve kollayacak birer futbolcu verilir dedim. Verilmedi çünkü kenarlardan çok rahat geldiler. Son 20 dakika için diyorum yani belki Özkan Hoca'yı orada eleştiriyorum yani doğru yani o kanatları kapatması lazımdı. Bir de 3. stopere oyunu alması lazımdı. Yani çünkü maçı sen artık kendi sahanda yani 1. bölgede kabullenmişsin. Onun şartları da kalabalık olacaksın orada. Hava toplarında hakimiyet sağlayacaksın yüksek toplarda. Hakimiyet sağlaman lazım. Bir de kenarlardan rahat gelmesini engellemen lazımdı. Onun haricinde dediğin gibi mücadele de iyi, mücadele iyi ama pas yüzdemiz çok düşük. Şöyle bir görüş var hocam. Size de bu soru gelmiş aslında. Hatayspor'da gözlemlediğim en büyük sıkıntı defans değil, orta saha değil, kanat oyuncusu değil.
yırtıcı bir hırçın golcü olmaması. Tabii ki. Buna katılıyor musun? Katılıyorum tabii. Yani bir takımı santiforlar sürükler. Hatırlarsan bizim 3 yıl önce bir Diouf diye bir santiforumuz vardı. Rahattık biz. Hem liderlik vasfı ön plandan çıkıyordu, hem sağdan soldan merkezden gelen toplarda ön plandan çıkıp hem top tutuyordu, hem servis yapıyordu, hem de şütördü. Hava topunu saymıyorum zaten. Yani öyle birine tabii ki ihtiyacımız var. Ama bu konuda son 10 dakika geçen bir oyuncu vardı, Okoronko. Okoronko. Şeyde, Hotiç'te girdi. Armin Hotiç'e de girdi. Evet. Yani orada biz 2-1'den sonra da dikkat edersen Galatasaray mesela kontrolü oynamaya başladı. 2-1 galip geldikten sonra kontrolü oynamaya başladı. Bugün Beşiktaş da aynısını yapıyor. Yani önce geri dörtlüğün çok kontrollü olması lazım. Santiforma Immobile'i çıkarttı. Beşiktaş. Evet. Tabii yani sen artık lig maçına çıkmışsın, uzun bir maraton. Kazandığın her puan ileride seni rahatlatacak. Onu düşünerek sahaya çıkmak lazım. Yani ben güzel futbol tabii ki isterim. Seyir zevki de olsun, gözüme hoş gelsin. Ama puan almalıyım. Dün Rize maçını izledim. Rize maçı mesela çok güzeldi. İlhan Palut takımı çok iyi hazırlamıştı. Ama 3 puan hak ettiği halde alamadı. Niye? Evet. Kontrataklara karşı önlem almadı. Kontrataktan golü yedi. Onlara da yani hücum ederken de dönen toplarda gafil avlanmaman gerekir. Evet. Ama ben bir parantez şey açıyorum hocam. Ona çok konuşulmadı, dikkat edilmedi galiba. Okoronko girdi. Okoronko. Ben 2-3 hareket yaptı. Onun demek kumaşını gördüm ben diyeyim. Ben Okoronko'dan çok büyük beklentilerim var. Hatta yani bizim yol sıkıntımızı çözecek adam o diye açık oynuyor, santrafor oynuyor, santrafor arkası oynayabiliyor, sağ sol açık oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. O isme dikkat diyorum hocam. Bir de rakibi yani sabit olan rakibi yerinde oynatıyor. Devamlı hareketli olduğu aynen için hocam. Kontrol edilmesi yeni zor. Yeni transferleri nasıl buldun hocam? Şimdi yeni transferler İbrahim Bamboy vardı. Ya, onlar, ikisi de genç. Yaş olarak baktım. Takıma da uyum sağlamış. Genelde genç oldukları için takıma çabuk uyum sağlarlar. Bence bu hafta onları daha sağlıklı değerlendiririz. Yani kendi seviyesindeki bir takıma karşı daha sağlıklı, daha iyi bir gözlem yapar, değerlendiririz. Ama bu Galatasaray maçında gerçekten çok mücadeleci bir görüntü verdiler. Evet. Sadece onu söyleyebilirim ama bu hafta Kasımpaşa maçı hani kendi ayarlarında bir takım olduğu için bir de o seyirci, İstanbul seyircisi var, Galatasaray seyircisi yani. 45 bin kişi. Yani evet, bunları da düşünmek lazım. Yani futbolcularımız o maçta beklentinin üstünde mücadele ettiler. Mücadelelerini beğendim. Sadece top tutamadık, o da heyecandan ve bizde çünkü bana göre orta sahaya proaktif bir orta sahamız olması lazım. Yani lider, yönlendirici, hayal gücü yüksek, işte top tutacak. Ruben Ribeiro gibi diyebilir miyiz hocam? Yani onun hareketlisi diyelim. Onun ayağında top tutan değil de topu servis eden. Kreatif dediğim yani hayal gücü yüksek, oyunu yönlendiren ve kendi arkadaşlarını da yönlendiren bir tip oyuncu. Yani şu an bence Hatayspor'un en büyük ihtiyacı bu. Bunu içeriden Özcan Hoca belki içeride bulabilir. Yeni işte tam bilmiyorum onları görmediğim için. İçeriden böyle bir futbolcu yaratabilir. Görevlendirebilir. Peki bu konuda Görkem Sağlam bu işi görür mü? Evet görür, evet. Kısmen doğru, evet. Yani o oynamadı, sakattı sanırım. O kreatif dediğin o görüş var mı Görkem'de? Var, evet var. Görkem'de var. Geçen sene de söylemiştim zaten. Evet. Benim beğendiğim sporculardan biriydi. Bak, zaman orada şey de var, sakattı, oynamadı bu maçta.
Abdülkadir Parmak. O da düz yani, fena değil ama Görkem daha o söylediğim kreatif bir oyuncu özelliklerine uyar. Pas atıyor, uzun pas atıyor. Bir de Türkiye liglerini biliyor. Bu da çok önemli. Hocam Görkem. Rivas geçen sezon Joker de sağ bek oynadı, orta sağ oynadı, sağ açık, sol açık oynadı. Ama mevkisi açık, sol açık, onu biliyoruz. O da kendi hali gelmesi. Bu maçta işte ben bunu çok hazır görmedim, sen ne diyorsun? Gelmesi çok isabetli oldu. Her takıma böyle çok yönlü futbolcu lazım olabilir. Sağ bek de oynar, sağ açık, sol açık oynuyor. Bir de şutör biri. Bizde Stamberg'le beraber şut atmayı şey yapan bir de Pedro var mesela, şut atıyor. Bizde aslında şut atan futbolcu sayımız çok. Bu güzel bir şey. Bunların başında Rivas geliyor. Rivas da sağ sol demeden yani kaleyi gördüğü zaman şiddetli şutlar atabilecek yeteneğe sahip. Yani Rivas'ın dönmesi Hatayspor için bir kazanç oldu. Ama Santifor da bilmiyorum, bu hafta Stamberg yani sürpriz yapabilir, bizi şaşırtabilir, hareketli. Bir de baktım çok zayıflamış, iyi yani. Geçen sene biraz kalındı. Bu sene daha iyi gördüm kendisini. Ama işte Galatasaray'la oynuyor neticede. Pek fazla fırsat yaratamadı kendine. Çok silik bir oyun sergiledi. Ama belki Kasımpaşa maçında daha şey olabilir. Hocam Galatasaray maçı çok şey değil diyorlar. Yani ona kaybetmeniz... Ölçü değil. Tabii ölçü değil. Ölçü değil ama ben de şöyle diyorum. Biz geçen sezon ligde zor kalırken Galatasaray'ı yani Fenerbahçe'den önce yenen İlk Anadolu takımıydı. Ama o zaman ligi ortasıydı. Şimdi hocam şuna geleceğim. Ondan 3 puan aldık. Trabzon'dan 3 puan aldık sahamıza. Evet. Bir de Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 beraber kaldık. Yani 7 puan aldık bu 3 büyüklerde. Şimdi bak Ömer, iyi ki bana şunu hatırlattın. Biz yani geçen, iyi ki almışız onu. Biz geçen sene sezon başına mesela biz nerede hazırlandık? Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda. Evet. Sonra Riva'ya da gittik, sonra İtalya'ya gittik falan. Yani çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi Hatayspor. Ve ilk maçtan itibaren, Pendik maçından itibaren 4-5 maçı aldık. 14 puan yaptık. Evet. Hatta bir ara ligin 3.lüğüne kadar çıktık. Yani sezona çok iyi girdik. O bizi 14 puan, bizi çok rahatlattı. Yani iyi hazırlık dönemi, işte futbolcularda kenetlenme... Daha büyük bir takım şeyi oldu yani. Hazırlık dönemi geçirdi takım olarak. Ama bu yıl baktım, işte az önce söyledim, hep Erzurum'da kaldık. Bir de X takımlarla oynadık yani. Argo olacak ama ne ödüğü belirsiz takımlarla oynadık. Yani Azerbaycan'ın takımı. Sarı Çizmeli, Mehmet Ağa. Kimse de görmedi onu. Basın gitti mi buradan bilmiyorum. Siz gittiniz mi? Nereye hocam? Yani Erzurum kapının yok hocam, gidemeyin. Kimse kim de, gitmedi. Peki kim de baktı oraya? Orada şeyler vardı işte. Teknik heyet vardı. Teknik heyet kim? Sportif direktör vardı. Ömer, teknik heyet kim Hatayspor'da? Özhan Polat ve ekibi. Ekibi. Anladım. Şey, bir de sportif direktör var. Fatih Kavlak. Zaten o yıllardan beri burada. Şimdi bir de şu var, Fatih Kavlak dedin ya. Şimdi bu hem eski yönetim tarafından kabul görmüş, göreve getirilmiş, hem de yeni yönetim tarafından kabul görmüş isim. Yani bunlara şu an revaçta olan bir ekip. Ama ben diyorum ki işte buradan bir grup basın. Yeni yönetim tarafından getirilmedi. Orada bir parantez açayım. Hayır. Hayır. Son 4 maç eski yönetiminde. Tamam. Eski yönetim getirdi. Özhan Polat ve şeyi hocam, Fatih Kavla, onlar da eski yönetim getirdi. Tamam ama bunlar devam etti. Yeni yönetim tarafından da kabul gördüler. Devam ettirdiler. Onu diyorum. Yani o yönden şanslılar. Niye? Hem eski yönetim onlara görev vermiş, hem yeni yönetim görev vermiş. Taraftar da zaten bunları destekliyor, seviyor. Güveniyor. Yani basın da şey yapıyor. Bu teknik heyet için bir avantaj. Bunu iyi değerlendirsinler diyorum. Evet. Yani hem yönetim şu an
arkalarında, basın arkalarında ve taraftar grupları da hocayı mesela seviyorlar. Güzel bir şey bu. Herkes seviyor. Ben de evet, seviyorum. Evet yani onu diyorum. Bu bir avantaj. Evet hocam. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Ama şu ana kadar nasıl dersen %80 iyi, başarılı, iyi gelmişler. %80 diyorum bak. Çok çok iyi gelmişler. Yani çünkü bizde Fatih Kavlak daha önceden altyapı herhalde sorumlusuydu. Sonra gitti, hoca olarak geri geldi. Sonra işte sportif direktör oldu, altyapı koordinatörü oldu. Yani Fatih sürekli Hatayspor'un içinde. Bu Hatayspor için avantaj. Yani Hatayspor'u iyi biliyorlar. Yani ben bunlar iş olsun diye söylemiyorum, inanarak söylüyorum. Hatayspor'u biliyorlar, tanıyorlar. Ona göre rahat çalışırlar, ne yapacaklarını iyi bilirler. Ben o açıdan bunları söyledim. Yani evet. Hatay'ı tanıyorlar. Seyircileri, tribünü tanıyorlar, basını tanıyorlar. Ne bileyim, taraftar gruplarının liderlerini tanıyorlar. Kendilerini rahat onlara ifade edebiliyorlar. Bu güzel bir şey. Mesela Volkan'la hiç diyalog yoktu. Evet. Ben hep eleştiriliyordu Volkan Hoca. Hiç kimseyi tınmıyordu. Ama bunlar devamlı diyalog, paslaşıyorlar. Bir sıkıntı oldu mu? Hangisi iyi hocam? Bu iyi. Tabii yani ben de aynı kanaatteyim. Sadece Volkan'ın karizmasına yani saygı duyduğumu ifade edeyim. Buna rağmen sonuna kadar nasıl Volkan Hoca kim gelirse Hatayspor'a benim kabulüm ve desteklerimi esirgemem. Söylerim. Tatlı bir dille, iyi niyetle söylerim. İşte az önce o sen de aynı kanaatten 3 tane stoper olayını söylemiştin değil mi? Evet doğru. Ya yani onlar da belki kendisi size demiştir ki. Yapılmalıydı. Bu eleştiri değil, evet. Bir öneri. Tatlı bir eleştiri diyelim. Hayır kendisi de belki düşünmüştür. Ya keşke böyle yapsaydım falan gibi. Yani kendi kendine. Sanırım kendi o da pişman olmuştu evet. Onu yapmadığı için. Evet. Bir Kasımpaşa maçı var. Nasıl başarmalı Hatayspor Kasımpaşa maçına? Yani Galatasaray maçının tam aksine saldırmalı mı, daha mı stratejik davranmalı, ne yapmalı hocam? Şimdi bence Kasımpaşa'nın göbeğinde patlamaya hazır bir bomba var. Sadık diye bir arkadaşımız var. Evet. Onun üzerine top oynarsa Hatayspor, gerçi bunları biz şimdi analiz ustası Özcan Hoca'ya söylemek şık değil. Yani sen soruyorsun diye. Çünkü o da Kasımpaşa'yı kendine göre... Onun görüşünü merak ettim hocam. Yani tabii şimdi yeni oyuncularla kendi sahamız artık kabulüyoruz Mersin'i. Ben geçen Kasımpaşa maçını izledim Konya maçında. Beğenmedim Kasımpaşa'yı. Konya yani daha üstündü ve galibiyetini aldı. Ne diyebilirim? Uzaktan şutlara Erce hazır olsun. Kasımpaşa uzaktan şut atan ekip. Kenarlardan gelen toplarda, yüksek toplarda çok iyiler. Ama bunun yanında en büyük zaafları defans özellikleri çok zayıf. Çok yavaş. Evet, yavaş ve zayıf yani birebirlerde çok iyi. Bizde Fernandes falan gününde olursa çok rahat. Orta sahalarında zaten biz geçen haftaki mücadeleyi gösterirsek top kapma olayını şey yaparsa seyircimizin de büyük bir desteğiyle oyunu gene Galatasaray maçındaki gibi bana göre ikinci bölgede kabul edersek geriden oyun kurmaya kalkmasak yani oyunu geriden kurmaya kalkarsak sıkıntıya düşeriz. Yine ikinci bölgede hazırlık paslarımızı ikinci bölgede yapmalıyız. Ve şut olayını çok iyi şimdi kalecilere uzaktan biraz zayıf gibi geliyor. Yani bazı şeyler de var. Geçen sene de zaten aşağı yukarı o da kadrosunu bozmayan bir takım. Artı hocası kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'nın hocası kırmızı kart gördü. Bu da bizim için bir avantaj olabilir. Peki. Hocam şimdi Ali Şahin Almanya'dan yazmış da
Sağ olsun. Ona da Almanya'ya tüm izleyenlerimize selam olsun. Mehmet Hünkar hocama şunu sormak istiyorum demiş. Futbolun Türkiye'deki geleceği hakkında ne düşünüyor? Futbolun Türkiye'deki geleceği hakkında. Ben bu soruyu şöyle destekleyeyim. Türk futbolunun kurtulma veya daha başarılı olma reçetesi bir teknik adam gözüyle nedir hocam? Şimdi ben bunu bir örnekle açıklayayım izin verirseniz. Tabii. Geçen bu Beşiktaş bir transfer yaptı. Immobile. Evet. Şeyden Lazio'nun santiforunu getirdi İtalya'dan. Havaalanında oturuyorlar. Soru, basın soru cevap falan şey yapıyorlar. İşte bir tane yanında da Feyyaz var. Zaten şu an Galatasaray'ın içinde biliyorsun o Samet Feyyaz. Bir de Hüseyin'di. Beşiktaş'ın. Pardon. Soru soruyorlar. Diyor ki işte bir tanesi şöyle girişen. Feyyaz'a diyorlar sen mi iyisin? Immobile mi iyi? Santfor olarak hani espri olsun diye. Ama ondan önce bir arkadaşlıkları olmuş yolda herhalde. Feyyaz diyor ki bu tartışılır diyor. Tartışılır diyor. Sonra da tercümana da diyor ki yani bunu diyor tercüme etme diyor. Immobile duymasın diyor. Yani gül espri yapıyorlar. Ama esas söylemek istediğim şu. Diyor ki siz diyor böyle santfor alıyorsunuz diyor Immobile. Ama diyor yani bizim diyor sizin amacınız benim gibi diyor santforları almaktan ziyade akademi okulları açıp Beşiktaş'ta benim gibi santfor yetiştirmeniz diyor hedefiniz olmalı diyor. Allah Allah. Evet. Bak bunu kaçırmışım. Evet, böyle diyor. Bu haberi kaçırmışım hocam. Şimdi çok anlamlı bir laf. Evet, Feyyaz da diyor ki biz de zaten diyor böyle düşünüyoruz diyor. Bizim diyor hedefimiz seni aldık ama diyor akademi kurup senin gibi futbolcular yetiştirmek diyor öncelikli hedefimiz diyor Feyyaz da. Şimdi Türk futbolu dedin de işte az önce dedin ya 525 milyon Hatayspor'un borcu var. Ya Allah aşkına o 525 milyon içerisinde bir akademi mi yaptın, bir tesis mi açtın, ne bileyim yani ziyan olmuş gibi. Şimdi bak Hatay'a baktığın zaman son 15 yıl Hatay'da bir tane futbolcu yok. Son 15 yıl Hatay'da eskiden diyorsun işte eski futbolcu beni gösteriyorsun işte Ayhan'a falan. Şimdi göstereceğin adam yok, yok ki. Son 15 yıl Hatay'da futbolcu gelmiyor. Tamamen dışı öğrenmiş. Sukut ekipleri ne yapıyor? Hep gözü dışarıda. Ha diyor Portekiz'den şunu alayım, Sudan'dan şunu alayım, Nijerya'dan şunu alayım. Yani adamlar yakını görmüyor. Anlatmak istediğim bu. İşte Türk futbolu diyor ya Ali Şahin, yani şöyle, Türk futbolu yani dökme suyla değirmen döndürerek kalkınmaz. Kendi yani kendi çocuğuna dönüp bakacaksın. Bugün Karaağaç'ta, İskenderun'da, Samandağ'ında, Antakya merkezde yani amatör takımlardan futbolcu alıp onları şu an geçen şey çıktı. Ne hoca? Altyapı hocası, şey hocası değil de bir yönetici, altyapıdan sorumlu yönetici çıktı. Volkan, o benim arkadaşımın oğluymuş o, Volkan Öztürk diye biri çıktı. İsmail Öztürk'ün oğlu. Oğluymuş, evet. Dedi ki işte anlattı yani, güzel şeyler anlattı böyle, çok güzel ifadeler yaptı. İşte testleşeceğiz dedi, onlar dedi yemek yiyecekler, yatacaklar, saha yapacağız falan. Bunların en önemlisi benim için saha yapacağız dedi yani saha. Saha önemli dedi. Yapılıyor hocam. Evet yani çok güzel işte dedim ya benim için önemli olan saha yapacağız demesi. Bir de Levent Başkan da aynısını söylemişti. Ahmet Atınç Bey de. Ne dediler? Dediler ki biz 3 dönem yani kısa vade, orta vade, uzun vadede büyük şeyler yapacağız dediler. Herhalde kısa vade başladı şu an. Ne kadar süresi kısa vadenin bilmiyorum. Bekliyorum yani umutla, neşeyle bekliyorum. Şimdi Ali Şahin'e şunu söyleyeceğim. Türk futbolunu kim daha iyi kalkındırır? Futbolun içinden gelenler kalkındırır. Sen dışarıdan X bir adam getirirsen yönetici olarak
Ben bizim yöneticilerimiz futboldan anlamıyor demiyorum. Asla böyle bir şey yok. Ama niye futbolun içinden gelen birini içinize almıyorsunuz? Bu basın da olabilir. Eski bir sahada krampon çürütmüş biri de olabilir. Yani diğer tüm takımlar, bugün Trabzonspor İhsan Hoca'yı getirmiş oraya işte Abdullah Avcı'nın yanına. Mesela diyorum. Sadi Hoca oradan çağırmış. İhsan Hoca'yı getirmiş. E şimdi Türk futbolu nasıl? Beşiktaş, Feyyaz'ı getirmiş. Yani onları getirmiş. Zaten biliyorlar o diye. Nasıl kalkınacak Türk futbolu? Adam diyor ki ben işte Portekiz'e gittim, Fransa'ya gittim. Artık şu futbolcuyu getirdim diyor. X bir futbolcu. Biz getirmişiz. Tamam onları getir de buradan da bir tane getir. Bugün Demirspor maçını izledin. Bugün Demirspor'un altyapısı ve hocaları Türkiye'de hatırı sayılır yerdeler. Adam 15 yaşındaki çocuğu oynatıyor. Kaleye Hataylı koy. O çocuk. Öyle diyorlar. Yani şunu diyeceğim. Yani sonradan oyuna geçirdiği adamlar da altyapıdan olmasına rağmen Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattılar. 1-0'a razı oldu. Az önce anlattım. Fenerbahçe'nin hocası ne yaptı? Olduğu gibi defansı değiştirdi. Niye? 1-0 yeter bana dedi. Akın geliyor, engelleyemiyor. Sen buradan bir çocuğu alacaksın. Diyorsun ki ya ben bunu şimdi hazır değil, ezilir falan. Niyetin yok ya. Ezilir ya işte falan diyorsun. Adam ezilmeden nasıl iyi olacak ki? Bu kendini kurtarmaya yönelik hareketler mi yani? Ya şimdi bunlar açık tabii ki açık konuşuyor. Riske girmiyor. Riske girmiyor. Niye? Hoca ben diyor yani günümü kurtarayım diyor. Yani ben burada kalabildiğim kadar kalayım diyor. 2 maç, 3 maç, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay kalabileyim mi? Kalayım diyor. Ama kendine güvenen üst düzey hocalar bunu düşünmez. Mesela bugün Beşiktaş hocası. 3 tane çocuk atıyor işte. Mustafa Hekimoğlu diye bir santfor var. Adam Sukutçu biliyor. Ben diyor buradayım diyor. Hiç diyor gitmeyecekmiş gibi diyor. Burada çalışacağım. Yarın gidecekmişim gibi hazırlığımı yapıyorum diyor. Ama kendine güvenmeyen bir hoca diyor ya ben burada kalabildiğim kadar kalayım diyor. Ya da bir şey daha aklıma geldi. Çok önemli bu. Ben İskenderun Demirçelik'te kaldığımda ismini vermeyen bir hoca devamlı başkana, yönetime futbolun ne kadar iyi bildiğini kanıtlamak için hep sohbetlerde anlatır. Şöyle şöyle. Anlata anlata bizim başkan hocadan daha iyi bilgiye sahip oldu. Yani hoca bilgi sahibi oldu, teknik direktör oldu. Ben de hoca arkadaşlarıma diyorum ki ya kendinizi niye kanıtlamak istiyorsunuz? O kadar güzel anlatıyor ki yönetime. Yani ben çok bilgili bir hocayım diyor. Her şeyi bilirim diyor. Yöneticiler anlata anlata kendine hayran bırakıyor. Ya sen bilgini, becerini futbolculara anlat arkadaş. Futbolcu yetiştirerek göster. Ama bizdeki maalesef hocalar, hocalarda var bu. Ne kadar çok bilgili bir hoca olduğunu kanıtlamak için sürekli başkanlara, yönetime kendini anlatır. Sıkıntı bu. Bizde mesela Aydın vardı, Aydın Toksöz. Adam bir şey bilmiyor. Dinleye dinleye hoca oldu. Şimdi artık diyor ki ya işte 3. bölge, 4. bölge, performans, bireysel falan bunları biliyor. Aydın hoca oldu şimdi, Aydın Toksöz. Yani 10 yıldır orada her şeyi biliyor. Öbür başkan, gölge başkan dediğiniz yani her şeyi biliyor. Niye? Hocalar onlara anlatmış. Şu şöyle olur, böyle olur. Yani yarınki maçta söyleyeceklerini önce yönetime anlatıyorlar. Sonra futbolculara yarın maçta anlatıyorlar. Gerçek diyorum bunu söyleyen üst düzey bir hoca. Bu doğru mu? Doğru, kesinlikle ismini de söylüyorum. Osman Özköylü. Hayır, mesela. Doğru bir hareket. Hayır, kesinlikle yanlış. Bunu kim yapar? Kendine güvenmeyen bir insanlar yapar. Mesela benim yerime işte Osman Özköylü gelmişti. Anlatıyor, yani söyleyeni de söyledim. İstanbul piyasasında anlatıyor. İşte ben şöyleyim, böyleyim. Taraftara anlatıyor. Amigo'ya anlatıyor. Ya ben diyor şöyle biliyorum diyor. O da diyor he diyor vallahi çok iyi biliyor diyor. Önce onlara kendini kabul ettiriyor. Oradan işi sağlama alıyor. Sonra futbolculara işte maça biz onların futbolcuya bir şey kalmıyor zaten. İşte Ali Şahin cevabını aldın mı kardeşim?
Anladın peki. mı? Beni gene konuşturdun ya. Peki hocam. Ona da aslında benim soruya da bir nevi cevap oldu bu. Türk futbolunun kurtulma reçetesi nedir dediğimizde altyapı, altyapı, altyapı. Kesinlikle. Bitti. İşte az önce tesis ve altyapı. Tesis ve akademi, altyapı. Akademi yapacaksın yani kendine göre. Üst düzey hocalar getireceksin. Tesisleşeceksin. Kendi hani kendi işini kendin göreceksin. Evet hocam. Bugün Adana Demirspor transfer yasağı var. Takır takır çocukları geçirdi. Hepsini oynattı Fenerbahçe'ye karşı. Hiçbir sıkıntı hissetmedi hiç. Yani hocam güvenmek lazım. Gençlere güvenmek ve değer vermek lazım. Onlara sahada yer vermek lazım. Bunlar nasıl yetişecek hocam? Nasıl yetişecek? İşte sen geçmişte bunları yapar mıydın hocam? Gençlere değer verir miydin? Kesinlikle. Bir öz eleştirim var mı? Yok ben geleceğini gördüğüm yetenekli, kabiliyetli bir futbolcuyu hiç koyma, hiç çekinmeden ocağa koyardım pişsin diye. Yavaş yavaş da pişirirdim, lezzetli olurdu. Ve futbolculuk ömürleri de uzun olurdu. En az 10 yıl. En az 10 yıl olurdu yani. Sen şimdi altyapıda gördüğün iyi yetenekli bir çocuğu alıp kullanmazsan antrenmanda, maçlarda nasıl gelişim gösterecek? Ama şimdi diyor ki, ya diyor buraya antrenmana diyor götürdük diyor yıllar önce. Götürüyorlardı Erzurum'a 7-8 tane çocuk. Birinci etaptan sonra gönderiyorlar. Ya niye geldin? Hazır değiller. Arkadaş sen hazırlayacaksın bunları. Sen hazır futbolcu mu istiyorsun yani? Sen hazırlayacaksın bunları. Ama adam diyor ki yani ben bunları hazırlarken darbe etsem diyor 2 hafta sonra giderim diyor adam. Az önce dediğim olay. Önce kendini düşün. Tabii kendini düşünüyor. Ben diyeceksin ki ben buradayım hep buradayım diyeceksin. Başlayacaksın futbolcu oynatmaya ama nerede? Hani nerede o hoca? O hocayı nerede? Nerede bulacaksın öyle soru. Buluruz bir gün inşallah. Ya şöyle yani Türkiye'de bunu yapan ancak büyük hocalar var. Yani büyük hocalar bunları yapıyor. Yani futbolcuyu yaratıyor. Beşiktaş'ta olsun mesela, şimdiki Beşiktaş'ta hocası mesela, Hollanda'da bu Sukutçu, yani hep böyle genç çocukları alıp bulup oynatan. Bana göre Beşiktaş bu sene sürpriz yapabilir. Hep yaratan yani. Şimdi Mourinho da dünyanın kabul ettiği, o da birkaç tane çocuk. Göreceksin bak çıkartacak. Galatasaray'ın altyapısı zaten tamamen yedeklere bir kısmı oradan. Yani ben hep büyük takımlara örnek veriyorum. Yani bizi dinleyenler anlasın diye. Anadolu takımlarında da var. Kayseri'nin mesela tahtası kapalı. Gençler oynatıyor. Tahtası kapalı olanlar. Adana Demir. Demirspor'un evet. Samsun o keza. Hocam Samsun demişken Samsun'u izledin mi? İzledim evet. Samsun ve Rize beni korkuttu hocam. Vallahi çok korktum. Yani Beşiktaş 2-0 mağlup oldu sahasında Samsun. Ama kök söktürdü Beşiktaş'a. Ama iki maçta zevkli bir maçta. Hocam Samsun'la başlayalım da bu çünkü rakiplerimizden biri mükemmel bir takım kurmuşlar. Yahut da kampı çok iyi geçirmişler mi? Öyle mi diye. Ya hazırlar şimdi, yani. Şimdi ben yani diğer takımları da işte Hatay da hazır baktığın zaman. Yani Hatay da hazır. Ama Samsun 2-0 yenik durumdayken dahi hiç oyun disiplinini bozmadı. Yani maçı 2-1 yapsaydı 2-2 yakalayabilirdi. O şeyini beğendim, direncini ve devamlılığını beğendim. Oyunda çok devamlılık gösterdi. Rize, olağanüstü bir rakiple oynadı. Başakşehir'de yedekleriyle çıktı. Yani yedek diye bir şey yok. Baktığın zaman birkaç tane çocuk ilk defa oynatıyor Çağdaş. Hem de Rize'ye karşı oynattı. Risk aldı. Büyüyeceksen risk alacaksın. Ve güzel bir maç izledim. Ama şey maçını da izledim mesela. Antep maçını da izledim. Bodrum-Antep maçı. Pek haz vermedi bana, zevk vermedi. Hazır ama değillerdi. Ya hazır. Artık herkes hazır, hazır Ömer. Yani sen bir ay önce her yönetim tüm hocalara olanakları sağlıyor. Şimdi bir görüş var hocam. Kim bu? Mehmet Önder. Bir takım bu takım Süper Lig'i taşıyacak kadroya sahip değil. Transfer şart diyor.
Hatırlıyor musunuz? Evet tabii. Transfer yani, yapılmalı mı? Yani ben, hangi bölge? Üç tane o arkadaş kim dedin? Mehmet. Adı mı? Mehmet Önder. Evet. Mehmet Önder kardeşime cevap verirken herkese de. Şimdi bunu mutlaka hoca da söylemiştir ama. Ha. Bak evet, ben söylüyorum. Yani bir tane stoper. Bizim yani o Burak Yılmaz, Cengiz ve Kılıman. Dört tane stoperimizin olması lazım. Bir tane böyle oynayabilecek bir stoper. Bir orta sahada işte... 8 mi 10 mu? Ya o numara önemli değil. Yani bana göre bir 10 numara. Beyin karakter mi? Maestro mu? Evet, beyin, maestro dediğim. Evet. Yönlendirici. Yani biz bunu söylüyoruz. Dediğin gibi yani İngilizcesini söylüyoruz ama kreatif diyoruz ama yani daha yönlendirici, idare edici, sözünü dinletebilecek lider bir futbolcu orta sahaya. Ve tabii ki bu sol kanat oyuncusu da olabilir. Evet. Bir de santrforvet. Yani üç tane ana bölgelere futbolcu lazım bize. Niye biliyor musun? Lig çok uzun. Herkes de çünkü bir de bizde altyapı çocuğu yok. Hocam ben programdan önce Hatayspor yöneticilerle ve teknik kadroyla görüştüm. Biliyorsun evet, benim huyum bu. Çıkarken böyle evet, hazırlıklı çıkarım ben. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ve iki transfer daha yapılacakmış hocam. Bence de iyi. Bu iyi takıma. Ama mevkilerini öğrenemedim. Senin dediğin gibi hocam, büyük ihtimalle orta sahaya ve stoper. Tabii şimdi onu hoca da yani görmüyor, mutlaka görüyordur yani. Onun da görüşü doğrultusunda hareket... Açıklarımız var hocam. Rivas da geldi, Okoronko var, işte İbrahim Bamboy var. Orta sahada Masanga Matondo, ondan hiç... Bence Masanga Matonga yani iyi bir ön libero, iyi bir altı numara bana göre. Yani en maçı tek başına çıkartabilir. Yani ben evet, beğeniyorum. Onun da beğendiğim bir sporcu. Evet. Yani sevgili izleyenler, iki transfer yapılacak. Onu bence de. Söyleyeyim. Daha 15 Eylül'e kadar bir ay var. Evet. Yani dört maçta, dört maç sonunda da şimdi araştırılır. Dört maç içerisinde de bu transferler yapılabilir. Evet. Peki, hocam başka hangi konu vardı? Sevgili izleyenler, Görkem Sağlam iyileşti. İyileşmiş orta mi sahada işte hocamın dediği gibi maestro görevi görebilecek oyunculardan bir tanesi Lamin Diak'la birlikte işte şey de iyiydi, işte Abdülkerim Parmak geçen sene o eleştirilir, konuşulur. O bizim malımız değil mi? Mal, evet hocam. Evet. Yani o mal olarak aldık onu. Pardon yani yanlış anlamasın. Transfer yaptık. O mal devri biraz kaba evet, oldu. O da iyileşti. O da hocanın görev vermesi halinde oynayacaklar. Jason Fernandez, Galatasaray karşısında golümüzü atan oyuncumuz burnu kırıldı o maçta. Ben de onu bilmiyordum yani az önce. Burnu kırıldı. Az önce öğrendim onu. Teknik heyetten. Ama maskeyle bu Kasımpaşa maçına çıkacakmış. İyiymiş. Genel durumu iyiymiş. Ama burnunda bir küçük kırık olduğu için bir maske bulmaya çalışıyorlar. Maskeyle oynayacak Jason Fernandez. Evet. Bunun dışında hocam altyapıya biraz değinmenizi istiyorum. Gerçi her ne kadar Türk futbolunun gelişmesi için altyapı dediniz ama Hatayspor'un altyapısını şu an Hatayspor'un altyapısında çalışan arkadaşlar şu an çalışacak en iyi arkadaşlar bence. Baktım şöyle daha önceleri biliyorsun hep dışarıdan getiriyorlardı. Çok saçma ve yanlış bir karardı. Hep dışarıdan altyapı hocaları getiriyorlardı. İşte Kocaeli'nden ne bileyim Çanakkale'den herhalde öyle hem de kim bilir öyle albay falan böyle o tür adamlar. Komutan da geldi. Evet. Yani o tür saçma sapan yanlış. Niye onlar nasıl geldi, kim getirdiğini sen de biliyorsun zaten. Ama şimdi çalışanlara baktığım zaman çalışabilecek en iyi çocuklar orada. Şu an. Yani yok ki başka. Bir de o var yani. İşte onlar hepsi toplanmış oraya. Güzel bir
şey yapmışlar. Yani oluşumun ben pek bilmiyorum ama baktığım zaman isimlere yani en iyi yani şu an piyasada Antakya şeyinde çalışabilecek en iyi çocukları toplamışlar yani. Bunu geçen yönetim toplamış gerçi. Peki hocam, altyapı derken de şöyle de bir konu var. Biliyorsunuz akademik ligde yarışacak Hatayspor. Başlayacak evet. Birkaç güne kadar. 17 ve 19 ekibimiz. U17 ve U19. İzleriz onları Ömer. Zamanında. Onları izleriz de şöyle bir duyum aldım. U19'a dışarıdan transfer yapılacak konuşuluyor. Yani dışarıdan transfer yapacağız. Yeterli değil takımımız. Lig düşme var çünkü. Düşmek istemiyoruz diyorlar. Bu konuda hani buna nasıl bakıyorsun? Memleket düşerse memleket çocukları var mı? Düş diyorsun. Yoksa şimdi ben bir orada, iki transfer yapılmalı mı? Nasıl çalışma yaptıklarını bilmiyorum. Sadece duydum. Geçen işte seçme yapmışlar galiba. 1200 kişi iştirak etmiş. Onların arasından kendilerine göre seçmişler. Yani bir de tesisleri çok iyi işte yaptıklarını ve yapacaklarını söylüyordu o geçen altyapıda. Hayır, tesislerde onların bitti. He. Saha kaldı. Bitti mi? He. Şimdi bir de tuhafıma ne geliyor biliyor musun? Yani diyorlar ki işte burada yemek yenilecek, yatılacak falan. Arkadaş, yani altyapı çocuklarının orada yatıp yemek yemelerinin ne manası var? Herkes yemeğini yesin, evine gitsin arkadaş. Yani ben tuhafıma gidiyor. Yani altyapı diyorum ama ben orada yiyip içip yatsınlar istemem şahsen. Ben yetkili olsam yani yapmam onu. Yemeğini yer, istirahatını yapar. Evine gider, ailesiyle oturur. Ailesine ama başka yapar. İlçeden gelen de var. İşte o sen diyorsun ya dışarıdan 19 yaş grubuna Türkiye'nin her yerinden gelmiş diyorsun o seçmelerde. Şimdi onları otomatikman haliyle yatacak. Zaten Antakya deprem bölgesi. Herkes konteynerlerde kalıyor. Bunlar da orada kalacak ama yani bunları acaba şu seçmelerde mi görüp beğenmişler 19 yaş grubunu? Onu merak ediyorum. Yani seçme yapıldı ya. Evet. Acaba diyorum onları orada mı görüp beğendiler, aldılar? Yoksa bir takip sonucu mu aldılar? Onu bilemiyorum. Çünkü şeyde o gelen Volkan Öztürk çok güzel şeyler anlattı yani. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte doktor tutacağız dediler. Ne bileyim hoca, bireysel hocalar tutacağız falan dedi. Hoşuma gitti. Yani belki de onları şu an yapmış bilmiyorum yani. Hangi aşamada olduklarını bilmiyorum ama 19 yaşındaki çocuğu nasıl getirdiler buraya? Tavsiye üzerine de getirmiş olabilirler. Nasıl yani, hoca? Tavsiye nerede? Üzerine 19 ha. Yaşında. Acaba görüp takip edip aldılar mı? Yoksa tavsiye üzerine mi aldılar onları burada tutuyorlar? Ama burada benim bildiğim, mesela ben geçen sene şeyi çok iyi takip ettim. Reyhanlı'dan Samandağ'ını takip ettim. Orada yani iyi futbolcular var. Yani onları almışlardır herhalde. İşte tam nasıl bir çalışma, şimdi orada Burak var. Nasıl o da yani boş bir çocuk değil. Kendine göre bir şeyler yapmıştır herhalde. Ama nasıl yapmıştır, ne yaptı bilmiyorum yani. Ama orada yatıp kalkma hikayesi 19 yaşındaki çocuğu almışsa tabii orada barındıracak. Ama benim arzum buradan aldıkları çocuklar gelecekler, antrenmanlarını yapacaklar. Sahada bitiyor diyorsun, güzel bir şey bu. Sahada çalışma yaptıktan sonra herkes evine gider ama 19 yaşında dışarıdan almışsan orada da yatsın, kalksın, yapacak bir şey yok yani. Evet hocam. İşte bu maçlarda da hiç izlemediğim için de evet. Kanaat sahibi değilim. Belki zaman fırsat bulursak beraber de gideriz hatta. 19'u 17 maçlarını izleriz. Yani bakalım geleceğe ne kadar ışık tutuyorlar. Hem fikir edinir. Şu an hiçbir fikrim yok yani. Peki hocam, size yine bir soru var. Mustafa Kalçın'dan. Hünkar hocam bir sorum olacak demiş. 15 yaşında Adana Demirspor Kalesi'nde
memleketimizin çocuğu vardı. Altun Özlü dedim mi hocam? Evet, evet. Hatay'da birçok spor dalında mücevher sporcular varken başka bir ortamda ve durumda Hatay memleketin bu yürekli sporcu insanları öğrenmek beni ilk etapta gururlandırmış, akabinde derinden üzmüştür. Yani o Adana Demir Kalecesi'ni önce gururlanmış, sonra üzülmüş. Neden üzmüş? Gururlanmamın sebebi sevda olduğu memleket Hatay bir insan ayakta alkışlayacak başarısıdır. Üzülmem ise memleketinde nice başarılı çalışkan sporcular varken bu başarılı sporcuların kıymetini bilmeyenlere gönülden yazıklar olsun. Hele bu sporcuların önünü kesenlere bizden bu kadar, bundan sonra ne halleri varsa görsün diyen zihniyetlere de gönülden bir utanın diyorum ben demiş. Şimdi bu soruda soru değil, bir görüş. Yani bir görüş, evet. Memleket değerlerine saygı, bunu siz de söylediniz. Gerçekten hocam ya, yani Ali Şahin'in sorusuna bir cevap verdin, altyapı tesisleşmedi. Yani bu herkesin Türk futbolunun kurtulma reçetesi ne dedim, aynı şeyi söylüyorum. Herkesin bildiği bir şey bu Ömer. Şimdi burada tesis iki saha yapılıyor dedin. Bu güzel bir haber. Orada çalışacak çocuklar. Üst düzey, yani işte neydi şey, Özhan Palut gelecek Fatih'le, Kavlak'la. Zaten Fatih Kavlak mesela sordum. Maşallah herkesi tanıyor. Samandağ'ına gitmiş, dört yola gitmiş. Hani altyapıda çalıştı ya bu. Yani hep şeyin kabul gördü yani altyapıda. Yani demek ki işi biliyor. Uzun yıllardan beri burada kaldığına göre diyaloğu gayet iyi yöneticilerle. Ama bir tane de çocuğu bir de alıp A takımına almasını isterdim, beklerdim. Ama almadı. Altyapı sorumlusu oldu. Üst yapı sorumlusu oldu. Hoca oldu. Yani Hatayspor'un her kademesinde çalıştı. Şimdi sportif. Ama yani şimdi tabir var ya, bal, bal yapmaz arı. Ama demek ki diyaloğu iyi yöneticilerle sürekli veya fayda sağladığını inandırmış yöneticilere. Ben şahsen şey yapmam ama adam kalmış şimdi. Sen diyorsun ya şöyle şöyle, işte alsın altyapıdan. Üst takımı alsın, antrenmanlara veya kamp kadrosuna alsın. Almamış adam. Ne yapabiliriz yani? Önemli olan burada üst düzeydeki hoca, yani en üst tepedeki A takım hocası altyapının maçlarını gelip izleyecek. Beğendiği sporcuları kendi antrenman kadrosunu alacak, yetiştirecek. Zaman içerisinde de onun patlamasını bekleyecek. Bugün hatırlıyorsan Beşiktaş sol bek Rıdvan, kalede Ersin'le şampiyon oldu. İkisi de altyapıdan geldi. Kaleci Beşiktaş şampiyon olduğu zaman Ersin kaledeydi. Sol bekte Rıdvan'dı. Şimdi de Semih var. Evet. Yani mutlaka bir tane, iki tane çok olur. Ama bir tane at içeriye arkadaş. Evet. Ama şimdi şu anki şeyi eleştiremem. Ben Fatih Kavlak'a özellikle bilinçli bir şekilde söyledim söyleyeceklerimi. Yani bilinçli şekilde. Çünkü yıllardan beri buradasın. Yani gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Hiçbir şey yok. Ama işte görevlisin. Ne diyebilirim ki? Yapabileceğim bir şey yok. Altyapı altyapı diyor ya. Ya alacak adam o. Almıyorsa ne yapacağım adama? Ya da göremiyor. Yeterli göremiyor. Yani belki de yetenekli futbolcu görmüyor bizim altyapıda. Onun için almıyor da olabilir. Kendine sormak lazım. Peki. Yani. Onu soracağım bir gün hocam. Evet. Programa davet edeceğiz. Evet. Soracağız. Peki hocam. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Programı yani şu an karalar bağlamaya gerek yok Hatayspor için. İyi yolda. Evet. Güçlü bir yönetim var. Takımı tanıyan bir Özhan Palut var. Pulat var. Galatasaray maçında her ne kadar mağlup olduysa da takım moral motivasyonu üst düzeyde takımın, ben öyle görüyorum. Bu Kasımpaşa maçına da 4-5 maç oynamış bir Hatayspor'un eksikleri hoca tarafından tespit edilmiş. Bu Kasımpaşa maçına en iyi şekilde, en iyi kadroyla çıkacağını
umut ediyorum ve başarılar diliyorum. Peki, çok teşekkürler. Fener maçına bakıyorum, ne oldu diye Lille karşısında bakıyoruz. Son 76. dakika sevgili izleyenler. Fenerbahçe 0, Lille 0. Umarım yani ülkemizin bir takımı... Yani Fenerbahçe bir gol atarsa... 1-2 gol atsın, turu geçsin istiyoruz. En azından uzatmalara götürsün. Şu an 0-0. Başarılar diliyoruz ve programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenler, her şey gönlünüzce olsun. Kasımpaşa maçı, Kasımpaşa maçı haftaya pazartesi günü saat 9'da oynanacak. Bu konuda da sistemim var. Yönetimden rica ediyoruz. Bizi duyan yöneticiler elbet vardır. Ama yoksa ben özel olarak görüşeceğim. Federasyon veya yayıncı kuruluş, kardeşim, Hatay Spor'a pozitif bir ayrımcılık yapsın ya. Ya şimdi biz bakın bir deprem bölgesiyiz. Hala acılar içerisinde kıvranıyoruz. Yani benim taraftarım buradan hafta sonu hafta içi nasıl gidecek abi? Abi nasıl gidecek? Ne yani memuru var, öğrencisi var, işçisi var, çalışan esnafı var, şusu var, busu var. Niye bizim maçlarımızı hafta sonuna koymuyorsunuz kardeşim? Bu konuda sadece bir pozitif ayrımcılık istiyoruz. Benim seyircim yarı yarıya gidemeyecek yarın, pazartesi günü. Yani eğer buradan giden Mersin'e 4-5 bin kişi varsa bu 1000'e düşecek, 1500'e düşecek. Böyle mi? Lütfen bu konuda biz TFF'den ve yayıncı kuruluştan küçük bir ricada bulunuyoruz. Ha, bunu yaparsanız siz, yapmazsanız siz bilirsiniz. Yaparsanız Allah razı olsun deriz. Yapmazsanız Allah yine de razı olsun deriz. Anladınız siz. Peki, her şey gönlünüzce olsun efendim. Ama şu kalbiniz, şu yüreğiniz. Hatay Spor'la dolu kalsın. Hükar Hocam'a da tekrar teşekkürler. Sağ ol hocam. Tamam, siz de sağ olun.